İyi akşamlar, programımıza hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, görüş alanımıza bu akşam terörle mücadeleyi ve dış politikayı aldık. Önemli başlıklarımız var. Konuğum Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda hocamız güvenlik politikaları uzmanı ve emekli asker Sayın Levent Yiğittepe hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey. Zaman zaman sizlerle birlikte olduk çok kısa sürelerle ve her zaman temenni olmuştur. Ya şöyle uzun bir program yapalım diye bugüne kısmetmiş. Evet, evet. Şimdi hocam çok başlık var, önemli başlıklar var. Müsaadenizle önce terörle mücadeleyi biraz konuşalım. İşte son dönemde yapılan bir operasyon, Gara Operasyonu çok konuşuldu. Şimdi terörle mücadeleye baktığımız zaman hocam her zaman işte haberlerde duyuyoruz. İşte sınır ötesine operasyonlar yapıldı. Türkiye işte hava unsurlarıyla oradaki bölgeleri bombaladı. Ama ilk defa sanıyorum noktasal bir operasyon yapıldı. Bizzat askerlerin katıldığı ve uzman askerlerin katıldığı önemli bir operasyon yapıldı. Şimdi hemen şunu sorayım. Neden Gara bu kadar önemli bizim için? Neden böyle bir operasyon yapılma ihtiyacı duyuldu bizim açımızdan? Evet İbrahim Bey, öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. Güzel bir program olması temennisiyle. Tabii KONTV'ye gelince kendi ailemiz televizyonu gibi rahatlıkla böyle güzel programları yapıyoruz sizinle. Tabii Türkiye'nin terörle mücadelesi yakın zamanda oluşmuş bir durum değil. Türkiye aşağı yukarı 60'lı yıllardan itibaren, daha sonra 70'li yıllar ve 80'li yıllar, özellikle 84 ERO PKK terör örgütünün ilk eyleminden itibaren Türkiye uzun yıllar terörle mücadele etmektedir. Evet. Avrupa'da bile Türkiye gibi uzun yıllar terörle mücadele eden bir ülke yoktur. Ya bu konuda Türkiye'nin yapmış olduğu operasyonlar ki son döneme damgasını vuran operasyonlardan biridir Gara operasyonu. Gara'nın şöyle bir özelliği var İbrahim Bey. Gara Kandil'e yaklaşık 120 kilometrelik bir mesafededir. Terör örgütünün, PKK terör örgütünün özellikle Gara bölgesinden kolaylıkla geçişler yapıp hem Suriye'deki YPG, PYD unsurları, PKK terör unsurlarına hem de diğer taraftan tam aksi istikamette olan Kandil'e doğru baktığımızda, o Kandil bölgesine giden kampların, işte Hakurk, Basyan, Avaşin, Zap, Metina, bu kampların hepsinin geçiş güzergahında. Yani aslında Hakkari'nin Çukurca ilçesinden ve özellikle Şırnak ilimizin olduğu bölgeden 30 kilometre derinlikte olan bir bölgedir Gara bölgesi. Gara bölgesinin şöyle bir önemi daha vardır. Özellikle Suriye'deki PKK ve PKK terör örgütünün bulunduğu bölgeye geçiş güzergahındadır. Buradaki en ilginç olanını söyleyeyim. Türkiye'nin aslında Musul'a açılan kapısında bir engel olarak görülmekte Gara. Türkiye bu operasyonla aslında ilerleyen dönemde biliyorsunuz terörle mücadele etmek tek boyutlu bir durum değil. Bunun işte siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel birçok boyutu var. Türkiye'de özellikle bu bölgeyi terörden arındırmak için ki Musul'a açılan bir kapı üzerine, güzergah üzerinde olduğu için oraya bir ticaret ağı ya da bir demiryolu ağı ileride, bir karayolu ağı Türkiye'nin kurmak istediğinde o bölge Türkiye için bir tehlike arz etmekteydi. Evet. O yüzden tabii bu vesileyle öncelikle tabii başta Gara şehitlerimiz olmaz. Terörle mücadele eden tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Şöyle konuşmak lazım. Türkiye özellikle son dönemde terörle mücadelede bir takım stratejiler geliştirmeye başladı. Bu stratejiler nelerdir? Yani tek boyut askeri boyutu değildir. Hocam işte onu soracağız. Yani merak ediyoruz. Terörle mücadele. Evet, yıllarca biz bunu yapıyoruz. Ama bu mücadele sanki sadece askerlerin silahlarıyla yaptığı bir mücadeleden öte geçmiyor gibi. Çünkü şöyle, bunun ekonomik boyutu var. Yani nedir?
PKK'yı bu kadar güçlendiren ekonomik gelir nereden? Bu gelirleri biz kapatabiliyor muyuz? Onları konuşacağız zaten. Yani işte bugüne kadar gerçekten binlerce, her yıl binlerce örgüt elemanı sağlanıyor Türkiye'den. Biz bunların yolunu kapatabiliyor muyuz? Yine bölgenin ekonomik anlamdaki ciddi beklentilerini karşılayabildik mi? Ki terörle mücadelenin birçok boyutuyla ele almak gerekiyor. Bu anlamda siz özellikle son süreçte terörle mücadelenin bu ayaklarında başarılı olduğumuzu düşünüyor musunuz? Şimdi İbrahim Bey, özellikle güzel bir konuya değindiniz. Terörün finansman kaynakları. Evet. Terör neden besleniyor? Terörü besleyen unsurlar nelerdir? En başta zaten Türkiye özelinde konuşmak gerekirken Türkiye'nin jeopolitik bir konumu var. Türkiye'nin bu konumundan tabii ki bazı ülkeler, özellikle küresel aktörler bu tip terör örgütlerini sürekli desteklerler. Yani uluslararası yardımlar, dış yardımlar. Evet. Bir maşa olarak kullanılır. Tabii. Bu özellikle son dönemde tabii biz uluslararası ilişkilerde kullanılan bir kavramdır. Yani hibrit savaşlar dediğimiz, işte melez savaşlar, karma savaşlar, vekalet savaşları gibi düşünebilirsiniz. Yani bölgedeki grupları kullanarak, terör örgütlerini kullanarak aslında burada bir savaş oluyor. Savaş mı? Çünkü ülkelerin kontrolündeki terör örgütleri var. Evet. Yani bu ülkeler bu terör örgütlerini kontrol ediyor. İşte konuşacağız, daha detaylı konuşacağız. PKK terör örgütünü işte Amerika'nın tırlarca silah vermesi. Evet. Yani bir şekilde. Artı terör örgütlerinin kendine finans kaynakları da var. Ne yapıyor? İnsan ticareti yapıyor. Uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor. Bunları paraya çeviriyor. Silah. Karşılıklı silah. Ve son dönemde özellikle Suriye'nin Fırat'ın işte doğusunda dediğimiz o 40 bin kilometrelik alanda bulunan petrollerin işletmesini yapıyor. Ve bunu da Amerika destekliyor. Ve Patriotlarla artık, değil mi? Son dönemlerde ona da gireceğiz herhalde. Tabii tabii, onlara da konuşacağız. Yani şurada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Teknoloji ilerliyor. Ama terör örgütleri de teknolojiden faydalanıyor. Ve oradaki durumdan faydalanıyor. Özellikle Suriye'deki, Irak'taki petrol gelirlerinin bir kısmı terör örgütlerine gidiyor. Tabii sadece onlar değil. Terörü besleyen işte bazı sivil toplum kuruluşları, bazı meslek grupları, yani birçok aktör var terörü destekleyen, yani terörün beslendiği. Şimdi o zaman vatandaş şunu soruyor. Diyor ki ya Amerika'nın işi gücü yok da bu PKK'yı neden besliyor, neden destekliyor, onlarca malzeme niye veriyor? Yani burada Türkiye gibi gerçekten köklü bir medeniyete sahip, büyük bir ordusu olan bir ülkeyi yıkamayacağı aşikar. Buradaki Türkiye'yi zayıflatmak ve bu zayıf haliyle de herhalde bölgede etkinliğini azaltmak olsa gerek diye düşünüyorum. Tabii size biraz veriler vereyim. Yani 1 trilyon dolarlık bir terör maliyeti söz konusu. 1 trilyon dolar. Yani tabii daha da fazla olduğu söyleniyor. Yani bu hesaplanamayan, geçmişte kayıtları tutulamayan böyle bir durum söz konusu. Tabii Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum da çok önemli. Evet. İşte Kafkaslara açılan bir coğrafya. Karadeniz'in güvenliği, Ege, onu da programın ilerleyen zamanda konuşacağız. Akdeniz'in önemi. Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in önemi. Orta Doğu'nun en geçişken ülkesi Türkiye. Hal böyle olunca bütün ülkelerin gözü Türkiye'de. Yani Türkiye'nin bir şekilde bir terör örgütüyle uğraşması için. Çünkü Türkiye'nin terörle mücadelesi olmasaydı, Türkiye'nin kalkınmasındaki geleceği nokta veya çevresindeki tehditlerle mücadelede hangi duruma geleceğini düşünebiliriz. En başında yine tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de tabii burada giderek profesyonelleşmesi, özellikle 15 Temmuz 2006'dan sonra çok nokta atışları, operasyonları yapılması, ki bunların en başında işte Fırat Kalkanı var. Yine o sınırımızdan gelen bize tehdit koridorlarının güvenli hale getirilmesi, güvenlikleştirilmesi. Bir strateji değişikliği de yapıldı bu süreç içerisinde. Elbette. Hocam biz bekliyorduk. Yani karakollar korunuyor ancak birçok terör saldırısı beklediğimiz zamanlarda geliyordu. Artık şimdi beklemeyen bir
Türk Silahlı Kuvvetleri var. Artık nokta operasyonu yapan, istihbarat alan, yani kökünde halletmeye çalışan bir Türkiye var. Tabii bunun en büyük nedeni de şunu söylemek lazım. Terörü tamamen yok edebilmenin tek rasyonel yolu kaynağından yok etmektir. Evet. Size sınırlarınızdan eğer bir terör tehdidi hissediyorsanız, bu hangi ülke için, yani bütün ülkeler için geçerlidir. Terörü mutlaka kaynağından yok etmeniz lazım. Bizim de şöyle düşündüğümüzde 550 kilometrelik Irak sınırımız, 900 kilometrelik Suriye sınırımız, 600 kilometrelik İran sınırımız. Yani bunlar sınır uzunluklarımız. Bunların kontrolü, tehditten arındırılması, yani terör örgütlerinin oradan gelecek olan saldırılardan önlenebilmesi ancak ve ancak Türkiye'nin bu tip nokta operasyonlarıyla yok ederek. Yoksa terörü bitirmek kolay değil. Çünkü bir destek sürekli var terör örgütlerine. Evet. O zaman ne işimiz var Suriye'de demek boş bir laftan ibaret. Yani şimdi şunu söylemek lazım. Suriye'nin özellikle Fırat'ın doğusunda 40 bin kilometrelik bir alanı kontrol ediyor PKK-YPG. Evet. Ya bu büyük bir alandır. Hani baktığımızda 40 bin kilometre gerçekten büyük bir alandır. Ama Türkiye ne yaptı? Özellikle Barış Pınarı harekatıyla bozdu diyebilir miyiz? Bir şekilde en azından tamamını önleyemese bile yine kendine tehdit olacak unsurları azalttı. Evet. Azaltma yoluna gitti. Aynı şekilde Irak için de geçerli. Irak'ın kuzeyi ve bizim sınırlarımız olan 550 kilometrelik hatta terör örgütlerinin, PKK'nın özellikle sınır geçişlerinin çok olduğu bir bölgeler. Bu bölgelerin mutlaka terörden temizlenmesi gerekiyor. Bunu da ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla gerçekleştirilir. Aksi takdirde malumunuz işte küresel aktörler dediğimiz, küresel güçler dediğimiz, başta Amerika olmak üzere diğer ülkeler de tabii bölgesel, bölge ülkeleri de aynı şekilde. Terör örgütlerinde, çünkü Suriye'de bir kere 50'den fazla terör örgütü grubu var. Yani bunların hepsi bir ülke kontrolünde hatta. Hani biz işte o hibrit savaşlar, vekalet savaşları dediğimiz olay tam da burada konuşuluyor. Çünkü her grubu, her terör örgütünü bir ülke yönetiyor. Evet, Rusya'sı, Amerika'sı, İran'ı değil mi hocam? Tabii. Herkes bölgede var ve herkesin kendisi, kendi teröristi var. Bu anlamda Türkiye'de bu mücadeleyi hem yurt içinde verdiği gibi yurt dışında da vermeye devam edecek. Tabii burada sorun şu İbrahim Bey, sözünüz kestim. Terör tanımının nasıl yapılacağı ile ilgili. Şimdi senin teröristin, benim teröristim. Terörizmin ortak bir tanımının olmayışı. İşte bazı ülkeler bazı terör örgütlerini işte terör örgütü olarak nitelendirip ve terör örgütü listesine alırken bazıları kabul etmiyor. Ama ne zamana kadar işte 11 Eylül 2001 terör saldırılarında küresel terörizm olgusu, işte günün birinde o terör seni de vurduğu zaman tanımlamalar biraz daha değişiyor. Evet. Buradaki sorun da Türkiye'nin işte veya küresel aktörlerle ilgili sorun da bu terörizm tanımlamasından kaynaklanmaktadır. Çünkü bizim terör olarak gördüğümüz, örgütü olarak kurduğumuz YPG, PYD'ye Amerika destek veriyor. Avrupa Birliği ülkeleri destek veriyor. Onları da konuşacağız. Bunları konuşalım. NATO ile devam edelim isterseniz. Şimdi PKK diye bir terör örgütü var. Yıllarca başımızın belası bir terör örgütü. Onlarca ekonomik kaybımız var, can kaybımız var. Enerjimizi sömürüyor bir taraftan. Baktığınız zaman NATO PKK'yı bir terör örgütü görüyor. Avrupa Birliği bir terör örgütü görüyor. Amerika bir terör örgütü görüyor. Uluslararası anlamdaki tüm kuruluşlarda terör örgütü olarak görülüyor. İşte PYD dendi, ismini değiştiriyor. Bir harf değişikliğiyle gizlemeye çalıştı. Ama biliyoruz ki PKK. Şimdi şunu merak ediyoruz. Biz NATO müttefikiyiz. NATO üyesiyiz. Amerika ile işte yıllardır stratejik ortaklık, işte müttefik ülke. Biz yeteri kadar neden NATO'dan destek alamıyoruz? Türkiye hem özellikle Suriye'nin iç savaşında o kadar patlak verdiği dönemleri hatırlıyoruz. NATO'dan ciddi bir destek alamadık biz. Bu NATO'daki sessizlik neyi ifade ediyor?
Şimdi İbrahim Bey, ben tabii kendim uzun yıllar NATO'da da kaldım, görev yaptım. Onunla ilgili de bir kitabınız var. Evet, hocam. Çalışmam var. Ben NATO'nun özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemden sonra yeniden sorgulandığı bir dönem olduğunu söylüyorum. İddia ediyorum. Bunu çalışmalarımda da söyledim, belirttim. NATO özellikle Trump'la birlikte, Trump'ın ABD başkanı olduğu dönem içerisinde kurumsallık adına çok geride kaldı. Ve müttefikleri, işte başta Türkiye olmak üzere. Türkiye'nin şöyle bir özelliği var. Özellikle Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle NATO'ya çok büyük katkılar sunuyor. İşte Afganistan'da ISAF komutanlığını yaptı. Oradaki NATO gücünde göre yaptı, komutanlığını da aldı. Balkanlardaki, Kosova'da, ben de katıldım, evet. Kosova'daki harekatlara, Yugoslavya'nın dağılma sürecindeki işte BM'nin yetersiz kalıp NATO'yu devreye soktuğunda o görevlerde ben de bulundum. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ile NATO'ya istediği desteği her zaman vermiştir. Ama son döneme baktığımızda bizim Irak sınırımız, Suriye sınırımız, İran sınırımız ve oradan gelen terör tehditleri aslında biz bir NATO müttefiki olarak NATO'nun da sınırlarıdır. NATO'nun Güneydoğu kanadının sınırlarıdır İbrahim Bey. Burada aslında vurgulamamız gereken nokta bu. Ama NATO sınırlarını korumuyor. Öyle diyebiliriz. Ama evet. Şurada problem şu. NATO'nun özellikle Macron'da tabii belki onu da değineceğiz. Türkiye-Fransa ilişkilerinde konuşacağız belki ama özellikle NATO'nun işte beyin ölümü gerçekleşti. İşte Trump'ın ilk göreve geldiğinde NATO modası geçmiş bir örgüt haline geldi gibi söylemlerle aslında Trump döneminde Amerika lokomotif bir ülke NATO içerisinde düşündüğümüzde aslında kurumsallık olarak geriye doğru gitti NATO. Yani açıkçası benim tüm çalışmalarımda da var. NATO Türkiye'ye istediği desteği vermedi. Peki Türkiye ne yaptı? Türkiye şunu yaptı. Türkiye biz self help dediğimiz kendine yeterlilik ilkesi. Kendi kendine. Siz eğer destek vermiyorsanız biz kendi başımızın çaresine bakarız. Evet. Ve yapılan özellikle 2016 Fırat Kalkanı, işte 2018 Şubat ayında Afrin Zeytin Dalı Harekatı, yine aynı şekilde 2019 Barış Pınarı Harekatı, işte GARA ile beraber, GARA Operasyonu ile beraber Pençe Kaplan iki harekatları. Bunların hepsi Türkiye'nin kendine ait bağımsız ulusal güvenlik politikalarının uygulanmasıyla gerçekleştirmiş operasyonlardır. Evet. Yani NATO burada aslında Amerika'nın hep bir söylemde stratejik müttefik, müttefimiz işte Türkiye'nin yanındayız demesi bizi sahada göstermesi gerekiyor, sahada vermesi gerekiyor. Yani evet. Tırlarca silahı terör örgütüne, PKK terör örgütüne vermemesi gerekiyor. Bu noktadan sonra biraz da Amerika ilişkilerine girelim. Amerika ile ilişkilerimiz her zaman rahmetli Özal döneminde belki en iyi dönemini yaşadı. Ama ondan sonra hep inişli çıkışlı bir seyir halinde. Trump döneminde de çok sağlıklı ilişkiler olmadı. Bir bakıyorsunuz Trump'tan sıcak mesajlar geliyor. Ancak bir bakıyorsunuz bir hafta sonra çok farklı mesajlar alıyorsunuz. İşte yaptırımlar geliyor vesaire. Yeni bir dönem açıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden dönemi başladı. Ama Biden'ın gelişiyle beraber çok açık bir politika belirgin olmadı. Biden'ın önceki söylemlerine nazaran Türkiye'de bir algı oluştu. Evet, Türkiye ile Amerika gergin bir ilişki dönemine girdi. Hatta Obama döneminin devamı diyenler oldu. Siz nasıl görüyorsunuz hocam? Biden dönemiyle Türkiye-Amerikan ilişkileri bundan sonra nasıl şekillenecek? Şimdi öncelikle Obama dönemini tarihsel anlamda bir gözümüze getirdiğimizde Obama'nın seçildiği tarih 2008 yılıydı. Evet. 2008 ve 2016 Kasım ayına kadar seçimler yapıldı ve 2017'nin ocağında Trump göreve geldi. Trump döneminde Trump'ın kişisel olarak hem küresel anlamda dünya uluslararası ilişkiler açısından Trump'ın dış politikası kendi başına aldığı kararlardan oluşmamaktaydı. Tabii, tüccar mantığı vardı galiba. Tabii biraz daha yaptığı iş mesleği, yani işte Çin'le olan ticaret savaşları evet. Düşündüğümüzde veya işte Avrupa Birliği ile olan çekişmeleri.
İşte Avrupa ilk göreve geldiğinde işte Almanya ve İngiltere'ye özellikle NATO üzerinden, işte NATO'ya ben işte 1 trilyon dolarlık NATO bütçesinin 800 milyar dolarını ben sunuyorum. Ben katkı bulunuyorum ama siz hiçbir şey vermiyorsunuz ve NATO'dan Avrupa'nın korumasını bekliyorsunuz. Yani NATO'dan Avrupa'nın Rusya'ya karşı veya işte güvenlik şemsiyesini NATO'dan bekliyorsunuz diyor. İlk göreve geldiğinde böyle bir tartışmalar olmuştu. Tabii evet. Sonrasında Trump'ın yavaş yavaş dış politikasını şekillendirmesinde özellikle kendi iç çekişmeleri etkili oldu. Yani işte Pentagon'un ayrı bir söz söylemesi, Temsilciler Meclisi'nin ayrı bir şey söylemesi, evet. Senato'nun ayrı bir karar alması, Beyaz Saray'ın ayrı bir karar alması. Yani böyle çelişkili bir Trump dönemi geldi. Doğru. Geçti. Ben şuna tabii katılmıyorum. İşte Obama döneminin devamı olur mu Biden dönemi diye. Çünkü Obama dönemi 2008-2016 yıllarında kaldı. O zamanki şartlar daha farklı. Tabii günün şartlarına göre her şeyi analiz etmek lazım, değerlendirmek lazım. Türkiye'nin durumu da 2008'deki durumuyla aynı durumda değil. Yani şu anda elbette Biden geleli çok kısa bir süre oldu. Bu süre içerisinde Trump döneminden katsa yaptırımları vardı. Tabii katsa yaptırımları belki doğrudan bir ambargo değil ama katsanın açılımı işte hasımlarına yapılan ambargo anlamında kullanmakta. Ama bunun tabii doğrudan yansımalarını daha henüz Biden yeni geldiği için biraz daha beklemek gerekiyor Biden'ı. Ama ben şunu söyleyebilirim Biden dönemi için. Trump daha çok kişisel bir dış politika ve kişisellik üzerine bir politika izlerken Biden'ın biraz daha kurumsalcı bir kimliği olduğu, belki NATO'ya tekrar döneceği, yani NATO'yu tekrar ivme kazandırmak için uğraşacağı, Avrupa Birliği ile ilişkilerde yine kurumsallık üzerine kuracağını, biraz da Biden için tabii yaptığı, bu zamana kadar yaptığı siyaseti de göz önünde bulundurduğumuzda küreselleşmeye yakın, işte kurumlar üzerinden hareket eden bir dış politika. Ben tabii biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Türkiye-Amerika ilişkilerinde. Fakat tabii birçok sorun alanı var Amerika ile şu anda. İşte hocam ona geleceğim. Evet, Biden'la yani Trump'la biz şahsi bir kavgamız yok en azından. Amerika ile özellikle son süreçte Rusya'dan alınan S-400'ler ardından F-35 krizi alınacak mı verilecek mi henüz belli değil. Siz hava kuvvetlerindeydiniz değil mi hocam, emekli oldunuz o. Yani bizim bir hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Ve yetkililer diyor ki bize işte NATO'nun kullandığı Patriot'u verin. Yani açıklanan o şekilde. Yani vermeyeceğiz. Yani gerekçeleri, birçok gerekçe sunuluyor. Ve biz bunu Rusya'dan alıyoruz. NATO ayağa kalkıyor. Avrupa ayağa kalkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ayağa kalkıyor. Alamazsınız. Biz aldık. Artık parça parça gelmeye devam ediyor sanıyorum. Tamamlandı. Işte. Artık aktif hale gelecek. Ve bu mesele halen çözülmüş değil. Bu kriz derinleşerek devam eder mi? Çünkü S-400 meselesi Amerika için bir onur meselesi haline geldi galiba. Şimdi öncelikle S-400 hava savunma sistemi evet Türkiye satın aldı. Ama Yunanistan da S-300'leri aldı. Bunu da evet. Belirtmek gerekir. Ama o eski deniyor. Tabii. Şimdi, böyle bir gerekçe var. NATO müttefiki Yunanistan S-300 hava savunma sistemini alırken Türkiye'nin S-400 alması bir krize neden olmamalı. Tabii şu var. NATO müttefiki çerçevesinde tabii Amerika'nın iddiaları ya da Avrupa'nın iddiaları bu şekilde. Ama siz Türkiye'nin istemiş olduğu Patriot'ları, satın almak istediği Patriot'ları vermeyeceğiz diye Senato'dan bir karar çıkartırsanız, Temsilciler Meclisi'nde bir karar çıkarsa, işte başkan da bunu onaylamazsa, evet Türkiye'de ihtiyacı olan savunma sistemini Rusya'dan alır. Rusya'dan aldığımız savunma sistemi şu an için iki taburluk yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir maliyeti var. Ve gelişmiş sistemler açısından 400 kilometrelik bir menzile sahip. Hı. Ki Patriot'lardan da çok üstün bir hava savunma sistemi düşündüğümüzde. Evet. Tabii burada
sorun özellikle Amerika'nın aslında bağımlılık açısından Türkiye'nin devam ettirme, Türkiye'nin daha önce yıllarda olduğu gibi bütün askeri tesisatının Amerika'dan tedarik edilmesi. Yani aslında bana bağımlılığı devam etsin felsefesi ön plana çıkıyor. Çünkü bu zamana kadar Türkiye evet NATO müttefikliği çerçevesinde silah alımlarını, askeri tesisatlarını evet müttefik ülkelerden karşıladı. Ve hatta S-400 hava savunma sistemi almadan önce Çin'le de bir anlaşma söz konusuydu. Ve Patriot'ları vereceğiz diye Çin anlaşmasından Türkiye çekilmişti. Yine aynı şekilde o dönemde Patriot'lar gelecek diye Fransa, İtalya ortak yapımı hava savunma sistemlerini alacaktı Türkiye aslında. Evet. Orada da olmayınca Türkiye almak zorunda kaldı S-400 savunma sistemini. S-400 hava savunma sistemi de şöyle bir şey İbrahim Bey. Yani o savunma sisteminin NATO hep konuşuluyor. Biz de NATO'da görev yaptığımız için. NATO askeri unsurlarına bir tehdit olur mu? Veya NATO'nun askeri güçlerine nasıl entegre edeceksiniz? Entegre. Öyle bir durum söz konusu değil. Yani ifade edilen şu, eğer S-400'ler gelirse NATO'nun havadaki tüm unsurları tehlike altında. Kodları vesaire. Tabii bunun teknik şeyini siz daha iyi biliyorsunuz durumunu. Gerçekten böyle bir durum var mı yoksa bu bir gerekçe mi? Onların sunduğu bir gerekçe. Yani Türkiye adı üstünde hava savunma sistemi olduğu için gelecek olan, havadan gelecek olan tehditleri önlemek amacıyla bunu kullanabiliyor. Yani bunun NATO güçleriyle, NATO unsurlarıyla, NATO müttefikleriyle bağlantısı yok. Burada aslında tabii krizi derinleştirmek adına sürekli söylenen şey, tabii F-35 ile olan bir kriz, onu da tabii anlatacağız, F-35'leri de söyleyeceğiz. O krizin derinleşmesini sağlamak, katsa yaptırımlarının işte meşruiyetini sağlamak amacıyla söylenmiş sözler. Evet. Ya bugün S-400 savunma sistemini kurarsınız. Bir tehdit, hava tehdidi olduğu zaman kullanırsınız. Zaten evet. NATO içerisinde veya NATO kuvvet güçlerinden, NATO müttefiklerinden herhangi bir saldırı, herhangi bir durum söz konusu olmadıkça o S-400 hava savunma sistemini zaten bekletilecek. Açıklamalarda da bunun kontrolünün tamamen Türkiye'de olacağı da ifade edildi. Tabii bu şöyle, S-400'ün anlaşmalar gereği, Rusya ile anlaşmalar gereği tabii hem Ar-Ge yönü hem diğer silah sistemleri yönünden tabii işbirliği de söz konusu. Ortak üretim tabii açısından. Bundan sonraki üretim, hatta S-500'ler için bundan sonraki süreçte. F-35'lere de tabii yeri gelmişken değinmek isterim. F-35'in işte kriz meselesi Amerika'yla. Şimdi F-35 bizim için evet aslında önemli bir uçak. Evet. Ama şu anda tedarikinde ve üretimde de kendi sıkıntılar yaşamakta. Çünkü bazı özellikle sistemsel açıdan avionik sistemleri diyoruz. Benim de branşımdır. Uçakların elektronik ve yazılım kısımlarında özellikle bazı sorunlar olduğundan dolayı hatta Lockheed Martin firması üretimi yapan firma şu anda üretimi neredeyse dondurma aşamasına geliyor. Burada tabii önemli olan şu, Türkiye'nin yapmış olduğu ki projenin içerisinde olan bir ülke olma hasebiyle söylüyorum bunu. Çünkü Türkiye oraya işte özellikle 10 milyar dolarlık bir yatırımla girdi. Evet. Ve ilk başlangıçtaki ortaklarından. İki uçak da teslim alındı. Evet. Amerika'daki üste teslim alındı ama Türkiye'ye getirilemedi. Hatta orada bizim askeri personelimiz de eğitimler almaktaydı. Ama bundan sonraki süreçte tabii şunu da unutmamak lazım. F-35 projesinin devamı Türkiye'ye de bağlı. Çünkü 60 component dediğimiz parçaları Türkiye'de yapılıyor. Özellikle Türkiye'de böyle bir süreçte çekildiği takdirde bu süreç daha da uzayacak. Daha da krize girecek. Evet. Krize girecek ve böylelikle işte belki sonraki bölümde konuşacağız özellikle Yunanistan özelinde Yunanistan almak istediği uçaklar veya işte alınan siparişlerin yerine getirilememesi F-35 anlamında sıkıntıların olabileceğini. Ama tabii Biden'ın işte biraz beklemek lazım. Biden'ın bu konuda net mesajları ne olacak? Çok renk vermiyor. Evet, şu anda herhangi bir dış politika anlamında ilk görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımızla
gerçekleşmedi. Yüz yüze görüşmelerde mutlaka bunlar detaylandırılacak. Evet. Hocam ben şunu da sormak istiyorum. Hemen yanı başımızda Biden'la ilişkilerimiz nasıl olacak? Evet, net bir söylemler yok ama net gelişmeler var. Çünkü hemen yanı başımızda hava savunma sistemleri kuruluyor. Herhalde DAŞ'ın uçakları yok bildiğimiz kadarıyla. Onlara karşı kullanılmayacağı kesin. Ne için kullanılacak o kadar malzeme geliyor? Ciddi manada hemen yanı başımızda Suriye'de bir ordu kuruluyor. Bu kime karşı kuruluyor bunu soracağım. Tabii ki Doğu Akdeniz çok önemli, onu da konuşacağız. Ama müsaadenizle bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim tekrar hoş geldiniz. Bizler çaylarımızı aldık, devam ediyoruz. Özellikle terörle mücadeleyi konuştuk ve dış politika dair görüş alanımızda önemli başlıklar var. Türkiye-Amerika, Türkiye-NATO ilişkilerini konuşmaya çalıştık. Tabii bu ilişkileri konuşurken hemen hocam şunu sorayım. Biden bir renk vermiyor şu aralar dedik. Hani Türkiye sıcak mesajlar da vermiyor ama uzakta durmuyor. Lakin yaptıklarıyla aslında yeni dönemin politikalarını sanki belirliyor gibi. Hemen yanı başımızda Suriye'de PYD bölgesinde bir silahlanma söz konusu. İşte Patriot'lar yerleştiriliyor. Bildiğimiz kadarıyla DAEŞ'in bir uçağı yok. Rusya'ya karşı mı diyeceğiz acaba bu hava savunma sistemleri? Pek öyle de görünmüyor. Kime karşı hocam bu silahlanma? Öncelikle Biden, Trump, yani Amerikan dış politikası, Amerika'nın Orta Doğu'ya yönelik dış politikası, özellikle bizim sınır ülkelerimizdeki faaliyetleri çok fazla bir değişikliğe uğramıyor İbrahim Bey. Evet. Yani hangi başkan gelirse gelsin, özellikle o bölge, Orta Doğu bölgesi, Orta Doğu coğrafyası mutlaka strateji anlamında, politik anlamında aynı politikaların devamı şeklinde olmakta. Yani evet, şu anda Biden'ın dış politikasında tam olarak yapmış olduğu icraatlara henüz geçmedi ama Trump'ın aslında orada Trump döneminde 4 yıl boyunca yapılanların biraz daha devamın telinde ki bu orada hava üsleri kurması, işte PYD, PKK bölgesinin özellikle o dediğim Suriye'nin işte Arap Baharı sonrası bölünme sürecindeki 40 bin kilometrelik alanın kontrolünde. Evet. Amerika oraya bir şekilde işte İncirlik benzeri üslerin kurulması, oraya işte ilgili uçaklarının yerleştirilmesi, askeri tesisatların kurulması. Yani diğer taraftan yine baktığımızda Rusya farklı bir şey yapmıyor. Rusya da orada Tartus üssüne, Laskiye limanına. Aynı şeyler aslında Rusya da kendi bölgesinde, yani daha önce Suriye'de faaliyet gösterdiği bölgelerde silahlanıyor. Yani evet. Oraların yerini kaybetmek istemiyor, muhafaza etmek istiyor ve çalışmalarını ona göre yapıyor. Yani burada aslında hem Rusya hem de Amerika Suriye'de almak istediklerini ya da daha önceki muhafaza etmeye çalıştığı bölgeleri için çalışmalar yapmakta. Suriye paylaşılıyor mu hocam? Tabii, güzel. Paylaşıldı bir soru. Güzel bir soru. Şimdi baktığımızda Rusya'nın özellikle Akdeniz'e yakın olan, Suriye'nin Akdeniz sınırına yakın olan bölgelerdeki faaliyetleri güçlenirken, diğer taraftan da Fırat'ın doğusu dediğimiz bölgede Amerika'nın güçlerini artırdığını görüyoruz. Evet. Aslında Suriye'nin resmi anlamda olmasa bile, ki biliyorsunuz Suriye'de aslında bir ortak bir anayasa çalışmaları, işte Cenevre'de yapılan görüşmeler var. Bu konuda Türkiye'nin, işte İran'ın, Rusya'nın ortaklığındaki zirveler var. Yani Suriye'nin geleceğinin belirlenmesi açısından, ama orada aslında hem Rusya ve Amerika açısından bir bölge paylaşımı şu anda harita üzerinde görülüyor. Evet, herkes Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu ifade ediliyor ama gerçekte bu böyle değil gibi. Mehmet Büyükünsal sormuş. Joe Biden dönemiyle Amerika Birleşik Devletleri hegemonya projesine geri döner mi?
Evet, az önce bahsettik. Özellikle Obama döneminin belki koşulları değişti. Evet. Türkiye açısından değişti veya bölgesel açısından değişti ama küresel güçlerin hep bir politikası vardır. O politikayı hangi başkan ya da hangi lider gelirse gelsin politikalar üzerinden yürüdüğü için dış politikalar. Tabii ki o bölgeye hakim olmak, o bölgenin kaynaklarını kullanabilmek, o bölgedeki terör örgütlerini kullanabilmek. Bir de şunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Özellikle Amerika'nın sanayisi petrolle yaşayan bir durumdur. Petrolün olduğu bir yer Orta Doğu coğrafyasında düşündüğümüzde başta enerji kaynakları olmak üzere, başta İsrail'in güvenliği, onu da vurgulamak gerekiyor. Evet. Yani Türkiye'nin Amerika'nın dış politikasındaki en önemli belki politikada İsrail'in güvenliğinin sağlanması yönelik politikalar. Bu küresel Mehmet Bey'in söylediği soruya cevabı küresel güçlerin bu tip hegemonya arayışları sürekli arz eder, devam eder. Ama tabii bu belki görünürde olmayabilir ama baktığımızdaki sahadaki hareketlenmeye baktığımızda bunları hissedebiliyoruz. Evet. Hocam hemen geçelim. Özellikle yine son dönemde Türkiye-Yunanistan ilişkilerine, Doğu Akdeniz'le beraber Yunanistan'la da gergin bir süreç içerisindeyiz. Yunanistan'a göre öyle bir deniz haritası çizilmiş ki Türkiye neredeyse yok. Küçük adaları baz alıp neredeyse tüm Akdeniz'i kendisine bağlayacak bir şekilde haritalar çiziyor Yunanistan. Tabii ki Türkiye bunu kabul etmiyor. Bununla apaçık ifade ediyor. Doğu Akdeniz hem Yunanistan için hem bizim için neden önemli bu kadar? Şimdi tabii önce Akdeniz'in bir tarihsel özelliğine bakmak gerekir. Akdeniz, Mezopotamya, Orta Doğu. İşte tarihsel anlamda her zaman çatışmalara sahne olmuş bir bölgedir. Ve Akdeniz, Atlantik'e açılan bir kapıdır. Ve özellikle Akdeniz'in son dönemde, Türkiye'de bunun içine dahil oldu, doğal kaynaklar, rezervler, hidrokarbon yatakları, işte petrol, doğalgaz çalışmaları. Son dönemde açılan bu yataklar ve bulunması, ciddi miktarda bulunması da gözleri açıkçası bu bölgeye çevirdi. Neden çevrildi? Şundan dolayı çevrildi. Avrupa Birliği'nin sanayisi doğalgaza endeksli. Avrupa Birliği doğalgazını Rusya'dan temin etmekte. Türk akımı projesiyle Yunanistan ve üzerinden İtalya'ya kadar doğalgaz sevkiyatı yapılmakta. Avrupa Birliği, işte Fransa'nın özellikle burada müdahil olması özellikle doğalgaz konusundaki Rusya olan bağımlılığını azaltıp Doğu Akdeniz'deki keşfedilecek rezervlerde pay sahibi olmak. Evet. Bu konu çok derin bir konu aslında. Şöyle izah etmem Fransa'nın gerekiyor. İtirazı da galiba bu yönde. Tabii şöyle izah etmem gerekiyor. Şimdi buradaki Akdeniz'deki şirketlerin birçoğu Fransız ve İtalyan enerji şirketleri. Evet. Faaliyet gösteren şirketler. İşte Libya, belki Libya'ya da deneyeceğiz. Libya'da 2011 sonrası, Kaddafi sonrası dönemde özellikle o bölgeye ilk giden işte dönemin Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, İngiliz Başbakanı, Başbakan David Cameron gittiklerinde uzun vadeli petrol anlaşmaları yaptılar Libya'da. Yani Kaddafi'nin devrildikten sonra Libya'nın petrollerinin işletilmesi konusunda uzun vadeli anlaşmalar yapıldı. Yani aslında burada o bölgenin yine kullanılmasında, işletilmesinde Libya'nın doğal gazdan, işte doğal kaynaklarının Fransa ve İtalya tarafından ve diğer Avrupa ülkeleri tarafından işletilip amaçlar, özellikle Doğu Akdeniz'deki mücadele anlamında söyleyecek olursak, tamamen Avrupa'nın ve Avrupa Birliği'nin ihtiyacını karşılamak üzere. Tabii evet. Burada şöyle bir şey söz konusu. Yunanistan'ın aslında uydu devlet olarak kullanılması. Bunu şöyle söylemem gerekiyor. İşte Yunanistan'a ben şunu şöyle derim. Avrupa Birliği'nin işte şımarık çocuğu Yunanistan diyorum. Çünkü Yunanistan baktığımızda Meis Adası'nın kara sularının evet olabilir ama kıta sahanlığı olamaz. Adaların kıta sahanlığı olamaz. Evet. Çok büyük bir 140 bin kilometrelik bir kıta sahanlığından
iddia ediyor Yunanistan. Ama buna karşın Türkiye'de işte o Antalya Körfezi'ne hapsedilmek isteniyor. Evet. Burada tabii Türkiye ne yapıyor? Türkiye'nin yapmış olduğu 27 Kasım 2019 yılındaki Libya ile yapmış, ulusal mutabakat hükümetiyle yapmış olduğu deniz yetki alanları anlaşması. Bu Türkiye'yi çok rahatlattı. Türkiye'nin özellikle deniz yetki alanları ve münhasır ekonomik bölge alanlarının genişletilmesi adına önemli bir anlaşma oldu. Tam bu noktada hocam Mısır'ı da sormak istiyorum. O da bugün gerçekten bizi heyecanlandırdı. Mısır'la da aynı bu anlamda bir anlaşma imzalanabileceğini ifade etti Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu. İşte bildiğimiz kadarıyla daha geçene kadar Yunanistan'la ortak tatbikatlar, ortak anlaşmalar yapan Mısır neden böyle bir karar almış olabilir ya da alabilir? Şimdi biliyorsunuz biz Türkiye Libya ile yetki alanları, deniz yetki alanlarının paylaşılması konusunda 2019 yılında yapmış olduğu anlaşmadan sonra Mısır'la da Yunanistan buna benzer bir anlaşma yaptı. Ama anladı ki daha sonraki süreçte özellikle 18. parsel, 24. parsel gibi alanlarda Türkiye'de yapılacak olan deniz yetki anlaşmalarında daha avantajlı bir konuma gelecek. Yani Yunanistan'la yapılan anlaşmanın kendisi açısından dezavantajlı olduğunu düşünmeye başladı Mısır. Evet, gördü bunu. Bunu gördü. Bunu evet. Gördüğü için hatta Yunan basınında şu son dönemde işte Mısır bizi işte yarı yolda bıraktı gibi haberler çıkmaya başladı. Onları da takip ediyorum evet, ben özellikle. Evet. Ama Mısır aslında tabii ki uluslararası ilişkilerin bir kuralı kaidesi vardır. Biz bunu her zaman söyleriz. Uluslararası ilişkilerde ebedi dostluklar ve ebedi düşmanlıklar olmaz. Maksimum çıkarlar vardır. Devletlerin vardır. Çıkarları vardır. Bu minimalde yola çıktığımızda Mısır'ın yapması gereken aslında bu. Tabii belki siyasi açıdan belki üst seviyeden bir görüşme olmuyor ama mutlaka Mısır'la Dışişleri Bakanımızın söylediği gibi mutlaka görüşmelerin olduğunu ve iki ülkenin çıkarları ve menfaatlerinin en üst seviyede olacak şekilde bir anlaşma zemininin olabileceğini düşünüyorum. Bu konuda da tabii önümüzdeki süreçte belki daha kayda değer görüşmelerin, anlaşmaların olmasını beklemekteyim. Yunanistan'a tekrar dönecek olursak, biliyoruz ki Yunanistan uzun yıllardır ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ancak şu son Ege gerilimiyle beraber işte Fransa'dan gemiler alıyor, işte yeni uçaklar sipariş ediyor, milyarlarca dolar savunma bütçesi ayrılıyor. Yunanistan bir savaşa mı hazırlanıyor hocam? Bu noktada Yunanistan aslında bir şekilde özellikle Amerika'nın desteğiyle bir şeyler yapmak istiyor. Ama baktığımızda kendi halkının ihtiyacı olan, halkının ekonomik kriz yaşadığı ki Yunanistan biliyorsunuz 2008 yılında Avrupa Birliği'nin yardımlarıyla kurtarılmış evet. bir ülkedir. Ama geldiğimiz noktada işte Fransa'dan 20 adet Rafale savaş uçağının alınması, Amerika ile yine 20 uçaklık F-35 anlaşması yapmak. Bir uçağın maliyeti 150 milyon dolar düşündüğümüzde. Sonrasında yine Fransa, İtalya ve Almanya'dan denizaltı, deniz savaş gemilerinin temin edilmesi yaklaşık olarak 2,5 milyar euroluk savunma bütçelerini 10 milyar euroya çıkarmışlar. Bu, Yunanistan için gerçekten büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam ama şu gerçeği unutmamak lazım İbrahim Bey. Küresel güçler dediğimiz işte Amerika'dan bahsettiğimizde evet Yunanistan'ın Dede Ağaç bölgesine bir üs kurmaya işte Larissa'da, Selanik'te, Kavala'da o bölgelerde bir üs kurma durumları var ki hala çalışmalar da devam ediyor. Tabii bunu Yunanistan'ın kontrol altına tutmak özellikle Rusya'yı kontrol altına tutmak, boğazlardaki geçişi işte izlemek Rusya açısından düşündüğümüzde ama Amerika'nın kaçırdığı bir nokta var. Türkiye Yunanistan'ın yerine ikame edilecek bir ülke değildir. Yani bu sözü tekrar etmek istiyorum. Evet. Yani hiçbir zaman Yunanistan bir Türkiye yeri anlamında söylüyorum, müttefiklik anlamında. Ama küresel güçlerin de şöyle bir şeyi vardır. Hiçbir zaman için birini kaybedip öbürü de değil, ikisiyle de.
Evet, strateji bu. Strateji budur yani. Evet. Ama tabii Yunanistan'ın özellikle Ege'deki iddiaları Türkiye tarafından da kabul edilecek bir iddia değildir. Yani bunun en net örneğini karasularının 12 mile çıkartılması. Yani 12 mile çıkması demek İzmir'e kadar gelmesi demektir. Tabii bunun bir de hava sahasını düşünmek lazım. Ben bir havacı olarak onu söyleyeyim. Özellikle fır hattının kontrol edilmesi. Yani Ege'deki fır hattının uçuş bilgi bölgesinin kontrol edilmesinde bu iddiaların tabii gerçekleşmesi imkansız. Bu tabii hem BM Deniz Hukuku Sözleşmelerine de aykırı, uluslararası hukuka da aykırı. Yani Türkiye'de tabii bunun karşılığında özellikle Ege'deki biz dogfight diyoruz ona, işte savaş uçaklarının, işte Yunan savaş uçaklarıyla Türk savaş uçaklarının Ege'de karşı karşıya gelmesi ki televizyonlarda da belki izlediniz, evet. İşte Türk uçaklarının işte kilitlenmesi, belki de ateşlese Yunan uçağını düşürür yani o evet. Pozisyonda. Yani burada şunu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin kabul edeceği bir durum Ege'de söz konusu değil. Ve Dede Ağaç'ta olsun, diğer Yunanistan'ın diğer bölgelerinde olsun kuracağı üsler, yapacağı yatırımlar, konuşlanacağı askeri tesisatlar İncirlik'in yerini tutamaz yani. Şöyle söyleyeyim yani İncirlik'te de tabii kaldı. Yani siz dediniz ki yani İncirlik'e Amerika yeni alternatifler sunuyor. O zaman hemen ben şunu sorayım. Türkiye'de Amerika Türkiye'deki İncirlik üssünden vazgeçebilir mi net bir şekilde? Bugüne kadar hep tartışma konusu olmuştur. Şunu belirtmek lazım. İncirlik bir NATO üssü değildir. NATO üssü olmadığı için ikili anlaşmalarla yapılmış kullandırma ile ilgili. Tabii oradaki Arap Baharı sonrası dönemdeki koalisyon güçlerinin de isteği doğrultusunda oradan harekatlar düzenlendi. Yani burada NATO çerçevesinde olmadığı için öyle vazgeçemez şeyi yok. Yani burada tabii karar alıcılar bunu mutlaka değerlendiriyor konuyu. Tabii hocam siz Türkiye tek taraflı belki bundan vazgeçebilir ama uzun yıllardır İncirlik üstünde Amerikan varlığının tartışıldığını da biliyoruz. Türkiye'nin güvenliğine karşı maalesef İncirlik'te temiz bir notu yok. İşte terör unsurlarıyla olan ilişkisi, darbe dönemlerinde İncirlik'in ne kadar aktif rolü olduğu noktasında da ciddi emaneler var. Bu da rahatsız ediyor. Biz İncirlik üssünü peki dış politikada iyi kullanabiliyor muyuz? Amerika'ya karşı böyle bir şeyimiz var mı? Tabii zaman zaman hatırlarsınız belki Alman milletvekillerinin özellikle İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret konusunda bir Türkiye bir şey koydu. Kesin tavrını koydu. Hatta siz eğer durumunuzu gözden geçirmezseniz bu tip şeylerde ziyaret edemezsiniz ki o dönemde bir Almanya ile kriz de yaşandı. Evet. Kriz döneminde yaşandı. Yani Türkiye elbette bugün geldiği noktada bugünden sonra özellikle İncirlik'i kendi lehine mutlaka kullanıyor. Kullanacak evet. Yani. Kullanmalı. Hocam hemen diğer bir bölgeye Azerbaycan'a gidelim. Yıllar sonra Karabağ'ı zaferiyle taşlanan bir savaş sona erdi. Ve Ermenistan'da bir darbe girişimi mi diyelim, darbe mi diyelim şu anda daha netleşmedi galiba. Bir taraftan istifa istenen bir başbakan var. Sanıyorum yakın zamanda miting düzenlenecek. İşte Cumhurbaşkanı bunu reddetti, istifayı onamadı Genelkurmay Başkanı'nın. Neler oluyor Ermenistan'da? Bir Karabağ zaferinin hezimetinin ağırlığını mı yaşıyor? O, yani duvar mı yıkıldı? Ne oldu Ermenistan'da? Şimdi tabii Paşinyan'ın gelişinde başlamak lazım. Paşinyan özellikle Amerika desteğiyle gelen bir başbakan. Tabii Eylül'de başlayan, geçen yıl Eylül ayında başlayan Azerbaycan-Ermenistan sınır çatışmalarının işte Kasım ayında bir anlaşmayla sonuçlandı. Tabii burada Azerbaycan'ın hakkı olan topraklarının geri alması. Hocam özür diliyorum. Amerika destekli dediniz.
Ama biz yıllardır Ermenistan'dan başına kim gelirse gelsin Rusya destekli biliyoruz. Tabii işte tam da orada konuya gireceğim. Şimdi Rusya'nın özellikle bu durumda son askeri darbe girişiminde olaya müdahil olması. Şöyle anlaşmayı çünkü Azerbaycan'la yapılan anlaşmayı Paşinyan imzaladı. Şimdi evet. Paşinyan'ın yerine başka bir liderin gelmesi durumunda Rusya'nın da birlikte olduğu anlaşmanın sıkıntıları yaşanmaya başlayabilir. Tabi Rusya burada aslında biraz da o yapmış olduğu Azerbaycan, Ermenistan ve kendisinin de olduğu anlaşmanın koşullarına göre hareket ediyor. Yani orada aslında Rusya şu anda askerlerini de tabi o bölgede. Yani yaklaşık 5000 bir askeri var Rusya'nın orada. Yani burada şunu belirtmek gerekir. Rusya, Amerika gibi ülkeler Ermenistan'ın işte kontrolü açısından düşündüğümüzde mutlaka oradaki çıkarlarını gözetiyorlar. Yani hem Rusya hem Amerika açısından düşündüğümüzde. Tabii Rusya'nın yapmış olduğu şey burada özellikle o bölgedeki kaos ortamından işte veya işte o bölgenin kontrolünün kontrolsüz bir duruma gelmesinde tabii Rusya da sıkıntıya düşecektir. Yani bu anlamda aslında Rusya kendi çıkarını da göz önünde bulunduruyor. Ha, ne oldu? Cumhurbaşkanı kabul etmedi. Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı. Evet. Fakat veto etti. Tabii bunun veto ettirmesi, şimdi Paşinyan'ı Amerika yanlısı dedik ama diğer taraftan sizin dediğiniz gibi diğer unsurlar da Rusya kontrolünde. Orada da bir Rusya-ABD çatışması var. Elbette. Çünkü evet. Ermenistan dediğimiz ülke uydu bir devlet. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Eğer Ermenistan'da böyle bir darbe olması halinde bu biraz da Rusya'nın işine yarayacak. Tabii. Evet. Hocam genel itibariyle baktığımız zaman gerçekten zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet, 1000 yıldır buradayız. Bedel ödeyerek yaşıyoruz. Ödemeye de devam ediyoruz. İçeride onlarca terör örgütü. PKK'sı, DAEŞ'i, FETÖ'sü, DHKPC'si vesaire. Ve öyle bir süreç yaşıyoruz ki istikrarsız bir fiilen olmasa da parçalanmış bir Irak. Hemen yanı başımızda yine bir Suriye. Parçalanmış bir Suriye. İşte Ege'de olan sıkıntılarımız. Libya'nın durumu ve bizim onunla ilişkimiz yine. Gerçekten Türkiye her adımını çok dikkatli takip edecek. Etmesi de gerekiyor. Etmesi gerekiyor. Zor bir süreç yaşıyoruz. Bu zor süreçte Türkiye'nin bir devletin daim olabilmesi için en büyük husus güvenliktir. Bu güvenliği nasıl sağlayacak? Bu bir. İkincisi özellikle savunma sanayi gerçekten son 10 yılda bir devrim yaşadık. Bu savunma sanayi dış politikamıza nasıl yansıyor? Bunları soracağım ama müsaadenizle son bir araya gideyim. Aranın ardından bu konuları konuşalım. Devam edeceğiz. Evet, programımızın son bölümüyle karşınızdayız. Dış politikaya dair birkaç başlığımız kaldı. Hocam aranın öncesinde sormuştum. Türkiye bu kadar zor bir coğrafyada bu kadar sorunla nasıl baş edecek? Siz Hava Kuvvetleri'nden emekli bir asker olarak dünden bugüne savunma sanayimizi nasıl buluyorsunuz? Ve dış politikaya bunun yansıması nasıl oluyor? Bu soruyu soracağım ama müsaadenizle Ermenistan konusunda bir soru vardı. Orhan Battır Bey göndermiş. Ermenistan askeri anlamda Rusya, siyasi anlamda ise Batı'ya bağımlılık üzerine kurulu bir devlet malum. Ve hali hazırda bunun doğurduğu sorunlarla boğuşuyor. Soru güzel bir soru. Sizce bundan sonra rasyonel davranarak Türkiye ve Azerbaycan'la olumlu ilişkiler geliştirme olasılığı var mıdır? Demiş izleyicimiz. Şimdi Orhan Bey'e sorunuz için teşekkür ediyoruz. Tespit doğru. Siyasi anlamda Batı'yla çok entegre olmuş bir devlettir. Yani tamam biz çalışmalarımızda uydu devlet olarak da nitelendiriyoruz Ermenistan'ı. Ama askeri anlamda
Ben bir asker olarak da askeri anlamda da tamamen Rusya'nın güdümünde olan bir devlet. Yapması gereken, eğer bir devlet olarak yapması gereken mutlaka Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeli. Yani bunu halkı içinde yapmalı. Devletse evet, halkı içinde bunu yapmalı. Rasyonel olarak davranmalı. Akıllıca sınırlarını, bir sınırlarını açmalı. Tabii Azerbaycan'la ilişkilerini tekrar gözden geçirmeli. Ve sınır kapısındaki ticaret, şimdi Gürcistan üzerinden bir uzunlamasına bir ticaret ağı yapıyor. Daha kısa bir yol var. Evet. Türkiye ile. Evet. Bunu da o şekilde cevaplamış olalım. Hemen diğer sorumuza geçebiliriz hocam. Biraz önce ifade ettiğim gibi Türkiye'nin dünden bugüne savunma sanayisi. Şimdi tabii görev yaptığım dönemde de hep bu tartışılmıştır. Türkiye'nin savunma sanayisindeki çalışmaları. Tabii özellikle NATO müttefiki olduğumuz için Soğuk Savaş döneminden itibaren, evet, işte Türkiye'nin NATO'ya üye olduğu 1952 yılından itibaren Batı merkezli ve Amerika merkezli askeri tesisatlar sürekli envanterimizde kullanılmakta. Yani bizim silahlı kuvvetlerimizde, işte hava kuvvetlerimizde, ilgili kuvvetlerimizde kullanılmaktadır. Ama tabii 70'li yıllarla 74 Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştikten sonra Amerika'nın uygulamış olduğu ambargo, silah ambargosu bizde yani Türkiye açısından askeri şirketlerin doğduğu döneme denk gelir. Ki bugün işte Aselsan, Havelsan gibi şirketlerimiz dünyada ilk 100 şirketleri arasına girmeye başladı. Özellikle o silah ambargolarından sonra bu tip şirketlerin faaliyete başlaması ve son dönemde ihtiyacımız olan, yani silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olan silahların yapımı çok hızlı bir şekilde devam etmekte. Yani örnek vermek gerekirse neler var? İşte son milli seyir füzemiz, 200 kilometre hedefe vurabilen seyir füzelerimiz, yine tank savarlar, fırtına obüsleri geldiğimiz noktada, atak helikopterler, ki taarruz insansız hava araçları, silahlı insan hava araçları SİHA'lar, ki biliyorsunuz SİHA'ların özellikle Azerbaycan'da, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında ya da bizim kendi terörle mücadelede kullandığımızdaki başarıları ortada. Yine bakıyoruz işte Altay Milli Tankı. Ve burada en önemli vurgulamak istediğim ilerleyen dönemlerde, tabii kısa vadede gerçekleşmeyecek belki ama, milli muharip uçağımızın yapılması. Turkish çok Fighter önemli dediğimiz X, İngiltere ile ortak yapmaya çalıştığımız milli muhabere uçağımızın mutlaka bizim silahlı kuvvetlerimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii yine ilaveten işte zırhlı araçların üretimi, silahlı kuvvetler bünyesinde kullanılmak üzere. Geldiğimiz nokta %60'ın üzerine çıktı yerli savunma sanayisinde. Bu da doğal olarak tabii ne yapıyor? Dış politikaya da yansıyor. Yani dış politikadaki gücünüze de yansıyor. Dış politikanın sizin yapmak istediğiniz şeylere de doğal olarak yansıyor. Çünkü daha önceleri işte Amerika'dan sürekli veya NATO müttefiklerinden temin ettiğiniz askeri tesisatları bugün kendiniz üretebiliyorsunuz ve bunu da başta terörle mücadele olmak üzere kullanabiliyorsunuz, sahada kullanabiliyorsunuz. Evet. Bu da Türkiye için bir kazançtır, kazanç unsurudur. Hocam, askerlik dönemimde hepimiz biliyoruz G3 piyade tüfeği. Evet. Bir Alman markası. Ve o dönemde işte komutanlarımız derdi ki her kurşun işte 0.80 küsür sent. Benim gerçekten o dönem çok moralim bozulup böyle zoruma da gidiyordu. Bin yıllık bir devlet geleneğimiz var. Üç kıtada at koşturmuşuz. İyi bir silahlı kuvvetlere sahibiz. İyi bir ordumuz var. İşte tam bu noktada. Ama bir piyade tüfeğimiz olmaz. Milli piyade tüfeği işte, evet, şu anda. Yani onu bile üretememenin ben açıkçası çok üzülmüştüm o dönemde. Ama gelinen noktada bir devrim yaşandı diyebiliriz. Tabii milli piyade tüfeğimiz şu anda kullanılıyor. Evet. Bunun yanında işte yine Milgem'den milli gemi inşaatı dershanelerde devam ediyor. İşte söylediğim gibi TFX dediğimiz Turkish Fighter X uçağının
faaliyetlerinin devam etmesi. Bundan daha önemlisi artık bazı modernizasyonları da kendi imkan ve kabiliyetlerimize yapabiliyoruz. Yani upgrade dediğimiz elimizdeki var olan silah sistemlerinin modernize edilmesi konusunda da çok iyi seviyeler bizim şirketlerimiz, özellikle TAYO olsun, işte Aselsan olsun, Havelsan olsun, TUSAŞ olsun gibi şirketlerimiz bunu yapabilecek kapasiteye ulaştılar. Bu aslında bizim için gerçekten var olan silahların, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde var olan silahların da yenilenmesi anlamında çok önemli, kayda değer bir durumdur. Evet. Şimdi evet, bu kadar savunma sanayisinde gelişme yaşıyoruz ama hem içeride hem bütün çevremizde sorunlarla karşı karşıyayız. Bu kadar geniş bir yelpazede bu sorunları sağlayacak güvenlik stratejimiz nasıl olmalı hocam? Tabii öncelikle bir hem sahada olan, sahayı bilen, hem de hem pratiğinde hem teorinde bu işi bilen bir uzman olarak siz nasıl değerlendirirsiniz? Ben tabii kendi görüşlerimi de söylüyorum. Özellikle her devletin ulusal güvenlik strateji belgeleri dönemsel olarak belirlenmelidir. Yani dönemin tehditlerine karşı, dönemin tehditlerinden oluşacak olan ulusal güvenlik strateji belgelerine ihtiyaç vardır. Bunu da tabii özellikle uzmanlar aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bir de şu nokta önemli. Biz uzun yıllardır terörle mücadele ediyoruz. Uzun yıllardır terörizmle mücadele ediyoruz. Terör ve terörizm konusunda uzmanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda üniversitelerimiz, evet, bazı bölümlerde, enstitülerde bu konuda çalışmalar yapılıyor ama bunların daha ileri seviyeye taşınması gerekiyor. Yani bu konuda uzmanların mutlaka yetiştirilmesi gerekiyor ve bunları özellikle hem askeri alanda hem sivil alanda görevlendirmemiz gerekiyor. Evet. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Ulusal güvenlik politikalarının mutlaka bizim Türkiye özelinde konuşacak olursak, bizim bulunduğumuz coğrafya itibariyle tehditler de sürekli değişebilmekte. Yani bu değişen tehditler, aldığımız tehditlerin durumuna göre de mutlaka yeni güvenlik politikalarını geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da söylemek istiyorum. Tabii burada en önemli nokta ulusal çıkarlar. Türkiye ulusal çıkarları için neyi gerektiriyorsa kendine uygun, kendi coğrafyasına uygun, kendi silahlı kuvvetlerinin de desteğiyle mutlaka bu güvenlik politikalarının saha uygulayıcısı olarak silahlı kuvvetler, yine aynı şekilde bunun planlaması aşamasındaki de karar alıcılar, dış politika karar alıcıları mutlaka bunları her yıl gözden geçirip hayata geçirmesi gerekiyor. Yerli savunma sanayi konusunda da %100'e çıkmamız gerekiyor. %60'larda olan yerli savunma sanayimizin de mutlaka bu şekilde devam etmesi gerekiyor. %100'lere çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bizim bulunduğumuz konum, jeopolitik konum, coğrafi konum bunun için bir elzemdir. Mutlaka olması gereken bir durumdur. Bundan vazgeçmemesi gerekiyor ve bu kararlılıkta Doğu Akdeniz'de olsun, Ege'de olsun, sınır bölgelerinde olsun, Güney Kafkaslar'da olsun, Karadeniz'de olsun, tüm tehdit olarak algıladığı, gördüğü bölgelerde aynı şekilde kararlılıkla devam ettirmeli güvenlik politikalarını. Evet. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok geniş konulardı aslında ama süremiz dahiline sığdırmaya çalıştık. Bu arada yeni kitabınız hayırlı olsun. Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramsal Analiz ve Teorik Yaklaşımlar. Doktor Levent Yiğittepe, efendim, tedarik edebilirsiniz. Evet, arkadaşlarımız da ekranlara getirdiler. Daha önce NATO kitabınızı okumuştum. Mutlaka faydalanacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim İbrahim Bey. Tabii KonTV bizim bir ailemiz, tekrardan söylemek istiyorum. Tabii programlarında sizlerin yapmış olduğu programlarda mutlaka konuşacak konular bakımından da önem taşıdığını düşünüyorum. Sizi de tabii yapmış olduğunuz KonTV içerisindeki programlarda da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Doktor Öğretim Üyesi ve Güvenlik Politikaları Uzmanı, aynı zamanda
Emekli bir asker olan Levent Yiğittepe hocamızı ağırladık. Efendim programımızın ardından KONTV'de yeni bir program sizlerle olacak. Küresel Politika. Yanlış ifade etmiyorum. Küresel Politika. İzleyicilerimiz dün dediler ya yanlış yazılmış galiba. Onun açıklamasını hocalarımız programda yapacaklardır. İlk gündem başlığı da Afganistan olacak. Yine belki dış politika ama Afganistan'da neler oluyor? Unuttuk belki değil mi? Taliban'la bir anlaşma yapıldı, yapılmadı. Bunlar hafızalarımızdan silindi. Gönül coğrafyamızdan yine birçok ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal boyutları ekranlara taşınacak küresel politikada. Noktaladık. Yarın akşam 19.30 ana haber bülteninde karşınızda olacağız. Ve yine her zaman olduğu gibi çarşamba akşamları haber bülteninden hemen sonra özel konuklarımla görüş alanı sizlerle olacak efendim. İyi akşamlar.